ondan epey yıl önce bir ara çok işletme mezunu vardı. Sonra bir duruldu. Şimdi tekrar işletme gözde olmaya başladı. Çünkü hayatımızda işte bu blockchain teknolojisiyle birlikte kriptolar, NFT'ler, değil mi? Hani sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma, bu kavramları sıkça duydukça aslında işletme ve yönetim becerilerinin de ne kadar değişmesi gerektiğini anladık. Gaye Hocam, bir yükselişte bölümünüz. Kesinlikle aslında işletme bölümü her daim ben revaçta bir bölüm olarak nitelendiriyorum. Bir kere şöyle bir avantajımız var. Yani işletme bölümü mezunu öğrenciler işte 3 tane temel alanda aslında seçmeli derslerinde alarak bir nevi uzmanlaşıyorlar diyelim. İşte bu alanlardan ilki yönetim ve organizasyon, ikincisi pazarlama ve üretim yönetimi ve üçüncüsü de finansman ve muhasebe. Şimdi her işletmede, yani her şirkette, her kurumda bu üç alanda da firma faaliyet göstermek zorunda. Yani sadece mühendislere ihtiyacınız yok veya sadece teknik elemana ihtiyacınız yok. Çünkü her işletmenin ürettiği ürünü satıp pazarlayabilmesi için yönetim bilimleriyle ilgili bu faaliyetlerde çalışanlarının ve güçlü çalışanlarının ve güçlü birimlerinin olması gerekiyor. O yüzden işletme bölümleri aslında önümüzdeki 50 yılda da 100 yılda da son derece revaçta kalmaya devam edecek. Ve tabii biz de günün değişen koşullarına eğitim programlarımızla adapte oluyoruz. Dediğiniz gibi işte bundan bir 10 sene önce Metaverse diye bir şey, bir kavram yoktu. Veya şimdi işte 2008'de ilk kripto paralardan bahsetmeye başladık. Kripto paralar yoktu şimdi yani. Şimdi sizin öğrencileriniz konuşuyor mu bu kripto paraları? Anlıyorlar mı yani? Hani üretiyorlar mı? Tabii. Dünyanın içine giriyorlar yani, mı? Aslında çok ilgililer. Gençler çünkü yenilikleri çok daha aslında yakından takip ediyorlar. Yani özellikle bu Z kuşağı olarak adlandırdığımız şu anki öğrencilerimiz inanılmaz yakından takip ediyorlar. Ve denemeyi de seviyorlar aslında. Hı hı. Yani ben sınıflarda, derslerde işte finans derslerinde soruyorum öğrencilere kripto paralarla işte alıyor musunuz, satıyor musunuz falan. İşte her sınıfta en azından işte bir 3-5 öğrenci gayet farkında ve takip ediyorlar. Ve tabii ders programlarında da dediğim gibi işte farklılaştırarak programı veya ders içeriklerini teknolojiyi takip ediyoruz biz de. İşte konuk konuşmacılarımız geliyor. Öğrencileri stajlarda ona göre yönlendiriyoruz. İlave bazı destek eğitimleri olabiliyor dersler içinde. Mesela geçen senelerde teknik analiz eğitimleri aldırdık öğrencilerimize. Bu şekilde gelişen teknolojiyi de sürekli takip ederek hem yani hocalarımız hem öğrencilerimiz gündemden düşmüyoruz diyeyim.